Merhaba sevgili aslanlar ve yükselen burcu aslan olanlar. 13-19 Mayıs haftasına hoş geldiniz. Sevgili aslanlar, bu hafta ayın ışığı yavaş yavaş büyüyecek ve hafta sonunda Akrep burcunda dolunay meydana gelecek. Haftanın tansiyonu biraz yüksek tabii ki enerjisi de yüksek. Güneş ve Merkür Boğa burcunda ilerliyor ve siz genel olarak e, yaşamdaki hedefleriniz, e, kariyerle ilgili konularınıza güneşin enerjisiyle daha fazla odaklanabiliyorsunuz. Kariyer alanınıza yeni ay doğdu geçtiğimiz e, hafta ve şimdi Dolunay'a doğru ilerlerken bu alanlardaki girişimler, düşünceler, fikirler olgunlaşmaya başlıyor. Bu hafta e, 15 Mayıs'ta Venüs Boğa Burcu'na geçecek ve Venüs iyicil enerjisiyle kariyer konularında sizi destekleyecek. Yaşamdaki hedeflerinizle ilgili destekleyecek. Üstlerle ilişkileriniz, aile büyükleriyle ilişkileriniz, otorite kavramları ile olan ilişkilerinizde Venüs'ten burada yardım alabilir. Ee, ve ayın 16'sında Mars yengeçe geçiyor. Mars yengeçte çok rahat değil ve sizin 12. evinize gelecek. 2 Temmuz'a kadar da kalacak. 12. eviniz kontrol dışı durumlar. Çok e, gözle görünmeyen, biraz geri planda kalan, daha gizli olan enerjilerle alakalıdır. Ve Mars burada, evet, e, zaman zaman riskli olabiliyor. Gizli düşmanlıklar ya da bizim farkında olmadığımız bazı enerjilerin geri planda çalışması gibi etkili olabiliyor. Ne yapacaksınız? O zaman 2 Temmuz'a kadar sevgili aslanlar bu Mars'a biraz daha dikkat edeceksiniz. Bu hafta Güneş'in ve Merkür'ün Boğa Burcu'ndaki il, e, hareketiyle beraber olumlu açılar yaptığını da görüyoruz. Özellikle Oğlak Burcu'ndaki Satürn ile Plüto ile Güneş'in, Merkür'ün çok güzel destekleri var. Hafta genelinde kariyer ve iş konularında çok olumlu adımlar atabilirsiniz. Gerçekten güçlü destekler de alabilirsiniz. Üstlerle ilişkileriniz iyi bir şekilde ilerlerken maddi manevi yapmak istediğiniz amaçlarınız, hedefleriniz, planlarınızla ilgili ihtiyaç duyduğunuz o destekleri almanız mümkün. Akrep Dolunay'ı 4. ev alanınızda meydana gelecek 19 Mayıs'ta dolunaylar tamamlanma dönemleridir, farkındalık dönemleridir. Bu dolunay gerek kariyeriniz, gerek yaşam alanlarınız, eviniz, yuvanız ve ailevi konularda bazı dönüşümleri tetikleyebilir. Bu biraz stresli de olabilir. Çünkü Uranüs ile Venüs'ün kavuştuğunu görüyoruz. Yani beklenmedik bazı sürprizlere de hazır olmakta fayda var dolunay gününde. Etkileri tabii ki önümüzdeki hafta da devam edebilir. Üstlerle ilgili, aile büyükleriyle ilgili böyle kontrol dışı çok beklemediğiniz sürpriz bir gelişme olabilir. Kariyer iş ve sorumluluklarınızla alakalı belki sürpriz bir görev verilebilir size. Yer değişimleri olabilir. Dolunay zaten e, ev, yuva ve yerleşim alanlarında e, bir amacınıza sizi ulaştıracak gibi görünüyor. Bir emlak almak ya da satmak, kiralamak ya da taşınmak. Bunlarla ilgili konular e, ya da anne baba ve ebeveynleriniz ve onların sağlığı ve genel yaşam koşullarıyla ilgili konularda Dolunay'ın gündemi arasında yer alabilir sevgili aslanlar. Akrep Dolunay'ın genel etkilerini anlattığım videoyu Astrofone Demet Baltacı YouTube kanalından da izleyebilirsiniz. Mutlu ve başarılı bir hafta dilerim. Hoşçakalın.